Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı dinleme iddiaları soruşturması kapsamında 13 ile gözaltına alınan 27 polisten 19'u savcılık sorgusu, 8'i ise nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Soruşturma yürüten 2 savcı 8 polis memuru nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılmasına bugün itiraz etti. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçen perşembe günü terörle mücadele şubesi polislerince operasyon düzenlendi. Kilis'in yanı sıra Gaziantep, Hatay, Malatya, Van, Aydın, Diyarbakır, Erzurum, Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Ankara ve Kayseri'yi kapsayan operasyonda aralarında Kilis Emniyet Müdürlüğü Eski İstihbarat Şube Müdürü Kenan Gök'ün de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u ifadelerini vermelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken aralarında Eski İstihbarat Şube Müdürü'nün de bulunduğu 8 polis ise tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak nöbetçi mahkeme 8 polisi yaptığı yargılama sonrası serbest bıraktı. Tüm polislerin serbest kaldığı operasyonun ardından soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcıları Erkan Keskin ve Şükran Çelik, bugün Kilis Sulh Ceza Mahkemesi'ne nöbetçi mahkemenin 8 polisin serbest bırakılmasına ilişkin kararına itirazda bulundu. Savcıların itirazda bulunması ardından nöbetçi mahkemenin serbest bıraktığı 8 polis memurunun yeniden adliyeye çağrıldığı bildirildi.